Merhaba herkese iyi akşamlar. Ee, Vakıf Bankası günlük grafik. Dün Garanti Bankası videosu çekmiştim. Aslında e, o videoda anlattıklarımı Vakıf Bankası da kısmen dahil. Şimdi niye kısmen diyorum? Ee, devamlı izleyen arkadaşlar bilir. Vakıf Bankası ve Halk Bankası'nı bankacılık endeksinde onları da bir tarafa ayırıyorum. Çünkü kamu bankaları bunlar. Ee, bir de üstlerinde özellikle Halk Bankası'nın üstünde bir Amerika'daki dava ile ilgili bir, bir risk var. Ee, bunların durumu o yüzden başka olabiliyor. Yani bankacılık endeksi deyince dört banka bir tarafa ki onlardır bankacılık endeksinin asıl beraber hareket edenleri. Bir de kamu bankaları iki tane. Bunlar daha ayrı koşan bankalar. Ama vakıf bank aslında biraz daha şey. Hani o da halk banktan da biraz ayrı. Halk bank 7 yıldır mesela düzenli değer kaybediyor. Daha değer kazandığını göremedik. Yani TL değer kaybettikçe Halk Bankası da değer kaybediyor. Vakıf Bankası tam onun gibi değil. E, bu biraz daha ayrı. Dün anlattım. Yani Bugün aynı şey temcit pilavı gibi söyleyeceğim ama tabii farklı insanlar dinler. Yani TL'ye yatırım yapmaktır. Borsada bankaya yatırım yapmak. TL ne zaman değer kazanırsa bankacılıkta o zaman değer kazanır Hani çok böyle üstüne düşünmeye gerek yok. E, oraya mı gider, buraya mı gider. Derdiniz burada 9 liralar, 10 liralarsa e, öyle bir derdiniz varsa TL'nin değer kazandığı dönemde ancak o değere Gelebilir. Onu baştan söyleyeyim. Han teknik analizlerim var. Teknik olarak desteği vardı. Yani son desteklerini kırdı ve şu gördüğünüz, onu aylıkta gösterirsem daha kolay olacak. Hem de daha anlaşılır olur. Şu gördüğünüz kırmızı, yani demin günlükte gördüğünüz biraz önce kırmızı, bu 330 civarları, 3 civarları, Vakıf en dip seviyesi oluyor burası. Yani 2013'ten beri şöyle bakarsanız. Hatta 2013 değil mi? 2012'den beri ee, ne zaman 3 lira civarlarına düşse orada bir şekilde alındı, kaldırıldı, götürüldü. Ee, o yüzden Garanti Bankası'nda dünkü videoda aynı buna benzer bir grafik vardı. Ee, orada da söyledim. Hani burayı kırmaması lazım normalde. Bu kısımların kırılması çok zor olur aylıkta. Hani ekstra bir şeyler olması lazım. Böyle çok büyük felaket falan olması lazım. 2008 var örneğe. O da global finans krizi. Yani orada zaten bütün bankalar, yabancı bankalar da yabancı borsalarda, yerli bankalar hepsi bu dipleri yaptı. Oradan beri de şu an zaten öyle bir risk yok. Yani bir finans krizi riski yok ama başka türlü riskler, riskler var dünyada. Yani enflasyon riski gitgide büyüyor. Bu yani 2009, 2008-2009 dipleri o dipler. Onları ayırabilirsiniz. Bugün bu da tepkiyi verdi. Vermesi gereken yerden. Ha, biraz daha geri gitme payı var mı? Var. Yani 3.36 ve 3'e kadar maksimum bir pay var. Geri gitmeye aylık grafikte. Orası da zaten önemli bir alan. Dediğim gibi bir al. Yani alın tavsiyesinde söylemiyorum. ya dibin dibi vardır. Felaketin felaketi vardır. O ayrı bir konuda. Ama genel olarak traderların ellerini oluşturarak beklediği bir alan. Bu alanlar. Şu gördüğünüz kırmızının olduğu alanlar. Netekim e, oradan yukarı tepki geldi. Şimdi Tabi soru şu. Bu kalıcı mı geçici mi? Bu tepkiler. Şimdi, şimdi anlatırsam tabi iş başka bir yere gelecek de. Şap Kavcıoğlu bugün biliyorsunuz bir toplantı yaptı. İşte, olayı da çok uzatmak istemiyorum böyle anlatırken. O toplantıda ya siz benim yazdıkları aslında şunu söyledi yani bir gazetecinin sorusunda. Hep söyledik 9 Mart ve 9 Şubat'ta ben ilk göreve gelen o Cumartesi değişiklikler oldu. Pazar günkü videoda söyledim. 9 19'unda iki tane tehlikeli yazısı var Kavcıoğlu'nun bu çok yani bu piyasaları tedirgin eder e, de onun arkasından dolar yukarı pazartesi açılışında borsa aşağı bir durum gerçekleşti bu normalde e, bugün verdiği mesajlarda enflasyonla mücadele devam edeceğini sıkılaşmanın devam edeceğini e, o yazıların çok dikkate alınmaması gerektiğini falan söyledi bir taraftan e, şunu bekleyebilirsiniz Aa, ne güzel işte yani o da abal gibi devam edecek gibi hemen çok iyi niyetli okuyabilirsiniz bu söylediğini ama yazılar dediğim gibi orada duruyor o ne kadar şahap kavcı oluyor ya çok önemli değil bakmayın o yazılara orada yazdıklarıma bakmayın dese bile bundan sonra piyasa yani piyasadan kastım hem yerli büyük yatırımcılar özellikle yabancı yatırımcılar adım görmek isteyecektir onu net söyleyeyim yani öyle bunu pazar günü de konuşuruz yani endeks videosunda daha detaylı belki sözle bundan sonrası zor. Yani yaparız, ederiz, sıkılaşırız. O krediyi vermezler adama. Ben zannetmiyorum. O kredi kolay gelmez. Naci Abal çünkü söyledi ve yaptı. Yaptığı için çok hızlı bir kredi kazandı. Ee, i̇yi bir izlenim bıraktı yabancıda. Şahap Kavcıoğlu bu yazdıklarından sonra e, bu söyledikleri kurtarır mı? Çok benim soru işaretim var. O yüzden kalıcı bir yükseliş olur mu? Yani bankalarda tabii yukarı yönlü hareketler olur. O günlüğü konuşmuyorum. Yani Vakıfbank 4.5'a e da gidebilir, 5'e de gidebilir. Biraz iyi gelişmeler olur. Gider ama majör anlamda dediğim gibi 7 8 9 aradığınız buysa bunun ortamı belli Türkiye'de. Ne zaman TL değer kazanmaya başlar? Onu enflasyon falan diye anlatıyordum böyle. En yüksek faizde falan diye söylüyordum. Orada başlar. Yukarı hareket öyle söylemiyorum. Ne zaman TL değer kazanmaya başlar? O zaman bankalar yukarı doğru hareket eder. TL'de maalesef 7 yıldır Ara ara değer kazanıyor. işte bu kulelerde onlar arada değer kazandığı kuleler oluyor. Onun dışında çok fazla değer kazanamıyor. Hareketin yönü yani bir yataylık. 3 lirayı kıramıyor. Buraya şimdilik tutundu. Kısa ortalamanın üstüne atmış kendini. 5 gün ortalamasının. Çok önemli değildir. Ama 3.80 izlenebilir. 380 3.90 kırılırsa burada tekrar 4.40 hareketi doğması beklenebilir. O yüzden burada en yakın izlenecek seviye 3.80'in Üstü olmalı. 3.80'in üstüne gidiş varsa bir kısa vade trendden bahsedebiliriz. 3.80'in üstüne gidiş yoksa o biraz kuşkulu bir yani düşüşün düzeltmesi gibi bir durum yaratır. RSI çok diplerdeydi. Burada da 20'den. Bankaların pek çoğu buradaydı. 20 RSI'ye çok yakında. 20'den yukarı bir tepki verdi. Kendi ortalamasının üstünde iyi. 36 çok şey bir bölge değil tabi. Çok böyle kuvvetli olduğunu göstermiyor henüz senin ama yolun başı bir taraftan birkaç yeşil daha koyarsa 50-60 arası üstüne 60'a özellikle yaklaştığı zaman daha güçlü bir görünüm sergiler. Makti de şöyle bir boynunu büktü ama henüz kendi yani bir kesişim Makti taraflı olmadı. Yani şu an e, bir dönüş demek için çok erken öyle bir şey söylemek mümkün değil teknik açıdan ama izlemeye değer yani e, biraz yukarı doğru toparlanırsa olumlu bir kısa vade akıma girme ihtimali Var. Bunun dışında çok söylenecek bir şey yok. Yani bankalarda böyle sadece kuru kuruya bir teknik analizle geçiştirmek doğru değil. Sebepleri de bilmek ve söylemek lazım. Onun için bu videolar biraz uzun oluyor. Dinlediğiniz için sabrınıza teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar.